XF'ye hoş geldiniz. Sportoto Süper Lig'de Beşiktaş'la Trabzonspor İstanbul'da karşılaştı. Galip çıkmadı. Fenerbahçe kazanmaya devam ediyor. Galatasaray, Kayseri'de 3 puanı alamadı. Mağlubiyetle ayrıldı. Nebil Evren ve MKG ile birlikte XF'de konuşacağız. Evet, Sportoto Süper Lig'de heyecan dolu bir haftayı tamamladık. Şöyle başlayacağım. Cumartesi günü Evet El Clasico vardı. Evet. saat 17.15'te. Evet. 21.30'da eee City Liverpool pazar Liverpool günü, City pazar pazar pardon. Evet. evet pazar diye düzeltiyorum. Liverpool City vardı. O da pazar. E, evet evet Arda'nın ar aynı Beşiktaş Travzon. 8'de Beşiktaş Trabzonspor vardı. 21.30'da da Paris Saint-Germain Marsilya vardı. Evet. Biz bu maçları konuşmayacağız. Koç Lisesi Robert Koleji. <laughs> <laughs> İstanbul'da şey. benim, benim beklemiyordunuz o maçı. Evet. <laughs> <laughs> Abi, Coach, yayın önce spoiler verdi ya dur dedim. Böyle sesi Robert Kolej'in ikisi. <laughs> nasıl bir yani. maçtı diye başlayalım falan. Koç'un defansı çok iyi bir sol stoper var. Deniz Efe galiba değil evet, mi? Da evet Deniz Efe. Ben bayağıdır evet. seyrediyorum onun Z maçlarını. Şiliği falan yani Fener'de oynar şimdi. George Jesus'un aradığı yanındaki arkadaşını yanına <laughs> çekmeye Kime çalışıyor. Kime benziyor tarzı? Uçe gibi güvenilir. <laughs> Lugano Sağlam. gibi yakışıklı. Evet. gibi teknik. Vay be. Dünyanın gelmiş geçmiş en iyi stoper o zaman. Kazanan kim oldu? Kazanan koç oldu 2-1. Daha ama ligin başı uzun bir maraton var. <laughs> Güzel. Kaç Peki. takımlı lig? Ya grup grup 5 takım 5 takım altı takım 2 grup var herhalde vallahi statüyü bilmiyorum. var mı Ya bu farklı grupta sonra işte play çapraz oynayacaklar herhalde. Kırmızı grup beyaz grup mu? Ama sen aynı anda Çok güzel. E, o aynı anda ben şeyde Trabzonspor Beşiktaş, e, Beşiktaş maçında seyrettim. Onu da, seyrettim da seyrettin. O zaman başlayalım Beşiktaş. Başlayalım. <gülüyor> 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 Mücadelesiyle. başlayalım. Ee, Trabzon kaçtı Beşiktaş kovaladı diyebilir miyiz? Diyebiliriz. Valerian İsmail daha ne kadar kaçacak onu bilmiyorum ama. Hadi bakalım. Yani nereye kaçacak? Nereye kaçacak? bizim maşallah dediğimizde yani şöyle... dediğimiz de yani hangi <laughs> <değil mi? gülüyor> <laughs> kara gümrük maçı sonrası? Evet ya kaçmalı mı kaçmamalı? Mı? Kaçmak işin tabii şeyi yani. Bir kovaladıktan kovalıdan geldik onu da. asıl hikaye o değil mi? Ya asıl öyle bir maçtı ki maçtan önce yani şöyle espriler yapılıyordu. Şenol Güneş valizlerini ne? hazırladı bekliyor. Taraflarda. Kaybeden tarafın teknik direktörü olacak. Bu işin biraz esprisi, biraz sosyal medyada Tabii. dolaşan şeyi çünkü iki takım da krizdeydi. Hem Beşiktaş hem Trabzonspor puan olarak olmasa da oyun olarak krizdelerdi. Ee, oyundaki krizlerini devam ettirdiler bence. Oyun olarak yukarıya taşıdıkları ne Beşiktaş'ın kendi işte o kara gümrük maçı, Sivas maçı ona benzer bir oyun gördük. Ne Trabzonspor'un geçen seneki şampiyonluk oyununa yakın bir oyun gördük oyun olarak krizleri devam ediyor. Ama oklar daha çok Valerian İsmail'e çevrilmiş durumda. Ne oldu da Valerian İsmail'in etkisi bu kadar azaldı? Sadece iki maçlık yani hani geçen de Tudor'a benzettik ya biraz. Evet. Hızlı başlayıp ne oldu da bu kadar tökezledi? Ya ne oldu? Ya seçtiği oyun, bunu da hep konuşuyorduk. Seçtiği oyun bir şampiyonluk adayı oyununun gibi değil diyorduk yani. Şimdi özellikle ilk yarıda %65 oranında mı ne topa sahip oldu Beşiktaş? Evet. E pek bir şey üretemedi. Yani Beşiktaş topa daha fazla sahip ne kadar çok sahip olursa o kadar üretimden uzaklaşıyor. Yani i̇kinci yarıda daha az oldu çok mu üretti? Görece biraz daha fazla üretti. Hatta istatistiklerle de biraz daha fazla üretti. Ama ee, yani Valeryan İsmail ismi üstünde zaten bir olumsuz önyargı var. Alanya spor maçı bu olumsuz önyargıyı pekiştirdi. Giresun'da galip gelmesine rağmen oynanan futbol ölüm, olumsuz yargıyı pekiştirdi. Kendi evinde oynadığı spor maçı İstanbul pekiştirdi. Spor maçı pekiştirdi. Kendi evinde oynadığı 3 büyük maçı kazanamaması, yenilme toplam 2 puan. 18 maça çıkmış, 8 galibiyet var yani bu galibiyet yani ortalamasıyla yani? Evet. zaten Beşiktaş, yani bir şey pekiştirmesi maçları içerideki toplam 2 puan. Evet. Başakşehir yenildi. Yenildi evet. İkisi de berabere kaldı. Hı -hı. Şimdi ben neye bakıyorum teyit etmek için? Ee, bir bilgi, istatistik vereceğim. Siz bunu neye bağlıyorsunuz? Uğurcan Çakır'ın pas isabet oranı biliyor musunuz? Bakmadım. Ben Bak. Düşüktü ama sanki. Ne kadar düşük olabilir bir kaleci için? Çok uzun top oynadı. O yüzden düşmesi normal. Peki tamam güzel. Yani. Düşük oynadı. Beşiktaş ilk yarıda yeterli baskı yaptı mı sizce? Hayır. Ama işte biraz da Uğurcan'ın uzun topları buna izin vermedi. Yani... O zaman şimdi iki yol var değil mi? Ya uzun çıkarsın ya tamam. işte ayağa çıkmaya çalışırsın. Hiç ayağa çıkmayı Başta bir, baş. şimdi Beşiktaş'ın gün gibi aşikar. Beşiktaş'ın <laughs> önünde basacağı zaten başka bir şey yapamıyor ki. Yani pas oyunu oynayamıyor. Ya da öyle bir tarzı yok. E o zaman Abdullah Hoca da demiş ki zaten bu işin piri. Ya demiş Uğurcan demiştir. Yani sen abicim şeye girme riske girme. Durduk yere bir sıfır sıfırın geçtiği her dakika Bizim dehimize çünkü baskı altında olan taraf hani biraz önce dediğiniz Şenol Güneş valizleri hazırladık. Abdullah Hoca'nın daha kredisi var şampiyon teknik direktörü. Biraz daha camiası sabırsız ama kredisi var daha yeni 3 senelik sözleşme imza yenilenmiş. Doğru. Onun için baskı altına girecek takım şey Beşiktaş. Onun için... Biz bir kaza golü yemeden o rüzgarı bir atlatalım. Şimdi böyle başlayıp ya bakıp ondan sonra şimdi Uğurcan topu ayağına alıyor. Beşiktaş baskı yapmıyor. Ben Abdullah Hoca söyledi yine de ben vurayım demez herhalde. Uğurcan gibi milli takım seviyesinde. Görünce zaten Abdullah Hoca 5. 10. da Ya Uğurcan bunlar gelmiyor. Tamam abicim biz işte yine hamşikle çıkalım. Şey yapalım ne derler stoperlerimiz açılsın araya ön liberomuz girsin. Gıba menası topu filan der. Bu da olmadı. 36'da 6 18.9 Uğurcan Çakır'ın isabet oranı. Yani bu şöyle bir şey var. Ya burada Beşiktaş'ta yeterli presi yapmadığına göre yanlış bir taktik anlayışı ya da oyuncuların yanlış inisiyatif alması. Beklediğimiz gibi bir oyun olmadı yani. Onun içinde tatsız, plan dışında bir oyun seyrettik. Ve karşılığında 3 gol var. O 3 golün olmasının nedenlerini de hiç konuşmaya gerek yok. Zaten birisi ikram. 4 gol. İlk yarıda 3 gol. He he İkinci yarı biraz daha seyri değişti bireysel ya. Bireysel hatalar. Yani teknik adamların bu oyundan atılan gollerden tabii ki çizgiyi geçen her top mübahtır. Yani zaten hani Fatih Hoca'nın belgesinde diyor en iyi vuruş çizgiyi geç hakikaten de öyle yani. E geçmiş. Ama oyun konusunda Abdullah Hoca da skordan memnun. Çünkü ikinci yarıda momentum'u kaybedilmesiyle beraber hemen siyop isaminesi ortayı sağlam dedi. Ben buradan rüzgarı alınca çünkü Beşiktaş şey oldu bir anda. Oyun ağırlığı Trabzon'dayken daha hakim gibi. Ee, rüzgarla birlikte Beşiktaş'ın, Cenk Tosun'un attığı golle ki oraya geliriz herhalde. O, o da hani ha, güvenilir gitim var ya şey Valerian ile alakalı. E, tuttu oyunu 2 2 Şimdi kim konuşuluyor? Beşiktaş İlerim. camiası evet. konuşuluyor. Ya sonuç itibariyle Fenerbahçe de gitti. Beşiktaş'a yeniledebilirdi son 15 dakika vasat performansı dolayısıyla. Ama o zaman da Valerian İzmail konuşulmuştu. 75 dakika takım uyudu diye. Halbuki kazanabilirdi aslında. Ama bu kazanmış olsa da iyi oynadığı anlamına gelmeyecekti. Ama uyumayan bir takımdı Beşiktaş ya. Nasıl bir uyumayan bir takımdı? Uyumayan bir takımdı ama işte bu güvenilirlik sadece kamuoyuna yansımıyor arkadaşlar. Biraz sağdan yüksek soldan yüksek duyduk duyduklarımız da var. Yani önce bir kere tribünü değil takımı ikna edeceksiniz yaptıklarınızda. Bak o iş sen şimdi ben bir şefim ve o gün de ben Türk mutfağında çalışıyoruz. Şeylerimiz var. Yani klasik tencere yapıyoruz. Sen iyi yaparsın ya. Ne yapıyor? Tencere yemekleri. Ben çok <gülüyor> <gülüyor> yani ben çok çok, çok basit şeyleri var aslında. Hani yemek pişirirken hani atasözü bile vardır. Ne yapılmaz abi? Hiç Hiç hiçbir Hiç su katılmaz. Şimdi sen ben Valerian İzmail şefim ama mutfakta 20 kişilik ekibim var. Bir yemek pişirirken gidiyorum pişmeye kadar bakıyor biraz daha lazım ama suyunu çekti diyorum gidiyorum buz gibi sayın altına şey yapıp yemeğin suyunu öyle tamamlıyorum. Kim bu? Delali mi anlamadım. Hayır. Valerian İzmail'in kendisi ne olur biliyor musun? Bunu yaptıktan sonra sen bir sonraki sefer yemeği tillahında pişirsen şef mutfak ekibinde ya biz Alanya maçından bahsediyorum aslında. Alanya maçında öyle bir şey yaptı ki ardından da öyle devam etti ki. Ya sürekli şeyler bir kere şu da yani bütün transfer sezonu üçlü üçlü üçlüye göre takım düz. Sonra baktı sonuç alamıyorsun. Bir Sampdoria maçında dörtlüyü de orada fena olmasın. Hop üçlü üçlü ortadan kalktı. Elindeki şeyi kadro olarak kare yani çocuk oyuncakları vardır ya, üçgen, yuvarlak, silindir soktu. Oraya sokmaya çalışıyor şimdi sürekli. Halbuki çok iyi bir kadro var. Gerçekten yani defans atan sayısı da olmuş olsa Beşiktaş'ın kadrosu hep konuşuyoruz burada. Çok iyi. Şimdi derin hı. değil ama bence. Hep Özellikle o dediğiniz şeydi. İlk Fenerbahçe, 11, ideal, evet. Gerçi ideal 11. Gerçi Fenerbahçe'nin ideal 11'ini hiçbirimiz bilmiyoruz herhalde. Hani ideal 11'den Beşiktaş'tan bak Türkiye Ligi ile alakalı kağıt üzerinde diyeyim. Şimdi form durumları ayrı. Onu oynatamayan da teknik direktör zaten. Beşiktaş'ta bir tane gelişme gösteren oyuncu yok arkadaşlar. Problemlerden biri de o. İki, Hadi ben aldım sözü devam ediyorum. Maç sonu açıklamaları. Şimdi o dediğiniz şey ben Türkçe bilmiyorum. Bakalım. E, gösterecekler. Sanskritçe yazarlar bak, oraya. Açıklamaya bir bak. Ya yani Çince yazarlar. Ben yani birazcık hepimiz bu futbol camiasının içinde insanlarız. Ya yaratıcılık yönünden, hele pankart yönünden ya da tezahürat yönünden ya şu anda bak ben sana söyleyeyim çarşıda bakacağım bakacağım. Şey vardır ya orada. Ee, ne, var? ne derler? Balık pazarının orada başlamışlar dil kursu diye bulmuşlardır bir hoca. ihtiyaçları kadar, dertlerini anlatacak kadar, Fransızca <laughs> dertlerini anlatacak kadar, İngilizce dertleri çok şu çok da zor değil. Valerian İsmail, uyuma, oyuncu değiştir ya da ikinci aya Valerian İsmail, istifa <laughs> et. Yani zaten bir şey yapılmış, görsel hazırlanmış. Bilinen bütün dinlerde istifa istifa Bunlar da bunu bu bu kaçıştı. Işte. Ya taraftar bunu söyleyebilir, hayal kırıkladı deyip bunu geçişti. Böyle iddialı cümlelerle. Çünkü İsmail Hocam çok şey hakimiyeti yüksek değil. Valerian İsmail hocam ın. Yani medya hakimiyeti. Ya hocam falan demeye başladın kırılma anına çağıracaksın galiba. Geliyor. Gözün aydın. <laughs> yani diyeceğim budur. Okuyalım. İki tarafın da açıklamasını. Böyle yapmam lazım. Kapatmam taraftar gereken. Taraftar da bizim Üç gibi çok... <laughs> tezahüratlarının tepkilerini anlayabiliyorum. Fakat henüz 10. haftada ve Ekim ayındayız. Şahit Bu da yanlış. E ya bak Allah aşkına. Şu... Niye yanlış ya? Ekim'de kazanılan şampiyonluk var mı? Abi bir şey ekmeden nasıl? <laughs> bir şey ekmeden nasıl? Rusya Ligi'nde kazanılıyor falan öyle bir şey diyor. <gülüyor> <gülüyor> Onlar da normal sezona döndü. O da eski normal sezona döndü eskiden. <laughs> ya <laughs> Bir şeyler kazanma için ekim ayı zaten ekim ayı oradan geliyor. Bir şeyler hasat etmen için Mayıs'ta Oo, güzel. ekmen lazım. Gel orada. Evet. evet. E, tabii yani evet yani çok basit. Bak bunlar şey değil. Ekimde kazan. Sen buradan düş 15 puan gerisine yani bu gidişat tabii. Şu anda puantaj taç yanlış anlamasın insanlar beni. Tabii ki ama bunları bu aşamada konuşuyorsun. Eğer geri düştüğünde zaten herkes konuşuyor ve işin aslında olumlu tarafı şu kötü tarafı diyecektir. Ya Beşiktaş'ın elinde evet derin değil ama hiç de kullanamayan bir teknik adam var. Çok iyi bir kadrosu var Beşiktaş'ın ya. Evet bazı eksikleri var ama yani Vegors'tu, Getson'u, işte Delali saymıyorum çünkü o çok kafa burada değil herhalde. Josef de Souza'sı, Saysı, Rozier'si bunlar benim mesela ilk 11 yazsam şu anda şey hepsi formda olarak alsam bunları alacağım ben mesela süperlik ideal 11 mi? Ama bu adamların hiçbiri bu şey prime dönemini yaşamıyor şu anda. Marma ekleyecek bir şey? Bence bizim ön yargılarımız var. Kıramadığımız genel olarak. Benim Sen kulumuzu, yorumlarını kırmızı çizgilerim var. Her gün yeminler ediyorum. Benim yemin ediyorum. <gülüyor> <gülüyor> benim cebimde ben böyle köklü örgütün köklü kanal yani. <laughs> Meyve suyu içemedim geçen diye ya, cebimde 13 lira para var ya. <gülüyor> <gülüyor> sen bilmiyorsun hiç bilmiyorum <laughs> Ayş, evet, Bu film repliği, <laughs> film. Sen güldün ama. Ben, şey... ben gittim koptum ben. Evet. Evet. Kina, ölümlü dünya film repliği. Bu filmleri sen biz seninle bir izleyelim de ben sonra ben, yaptığın esprileri ya, anlayayım bari. Ben sana bir liste veriyorum. <laughs> Bak başta bir kere Gora'yı <laughs> tamam. bileceksin abi. Gora'yı şey, bonus yanında Aroha falan gerek yok. Gora bu işin 101'i. Tamam. Sonra şimdi Gora e, organize işler. Onu Her şey çok güzel olacak. Her şey çok Her güzel şey olacak. Çok güzel. Bak, bu... Komedi filmi midir şey midir ayrı bir şey. Her İyi. şey Oradan şeyler. Ondan sonra Celal ile Ceren. <laughs> <laughs> Yahşi Batı olabilir. Bu ölümlü dünya ile cinayet süsü. Ee, Ali Atay ekolü. <laughs> Feyyaz Yiğit ekolü. Gibi dizisinin. Çok ayrı bir espri anlayışı var. Herkes gülmüyor. <laughs> Buradan Itır'a selamlar. <laughs> Peki. Hayda. Itır'ın diğer anlamı ne? Ne? Burcu. <laughs> çünkü o filmde de Itır var. Bundan sonra yok, <laughs> şuraya MBKG Show falan <gülüyor> yazalım <gülüyor> ya vallahi ya. Tek başına yapsın <laughs> xp'yi abi. <laughs> söyle söyle yok, çünkü. <laughs> yok orada orada da bir replik var da hep kullanıyoruz. O ne yaptı esak? Peki ben yani bu... YouTube, yap YouTube yaparken bütün örgütün cinayet işledikleri her şeyi anlatıyor ya. Sonra da kızın gel diyor. Ya ben bütün bu filmleri izleyeceğim senin yaptığın esprileri anlamak için mi? Ya. Yani çok şey kazanırsın. Tamam. Hayatına neşe katarsın. Dur ön yargılarımız var da kaldık. Evet, gelelim oraya. Hop. saralım şöyle. Önyargı. Emek, emek için kullanmıyorum bu şeyi ama genel olarak bizim Ben sana bir şey söyleyeyim vallahi şey olsun. Herkes benim de vardır. Herkesin önyargısı var. Vardır. Yani benim de var. Vardır daha yani. Daha genel ama sen şimdi olayın daha bu haftadan istifa noktasına gelmesi, uyuma değişiklik yapsana noktasına gelmesi genel ön yargılarımızla ilgili. Ben taraftar davranışı ve kamuoyunun genel bakış açısı sen diyorsun ki futbolcuların bireysel performansları yükselmedi. Bu kadrodan daha fazlasını çıkarabilir, çıkarmadı gibi İşte medyayı yönetimi konusunda birtakım eksikleri kadro var. Yönetimi, gibi. Kadro yönetimi, kadro yönetimi de evet, evet, sen tespitler yaparak evet anlatıyorsun bunu. Ama ben genel bu kamuoyunun ve havanın bu hale dönmesinin ön yargılarımızla genelleme yaparak söylüyorum. ilgili olduğunu düşünüyorum. Valerian İsmail büyük takım çalıştırmadı. Valerian İsmail'in kariyerinde ne var ki gibi böyle birkaç klasik klişe şeylerle şu anda bu noktada istifa etsin noktasına geldi. Ben bu bakış açısına karşıyım çok iyi yönetiyor, harika yönetiyor, idare ediyor, süper. Takım Beşiktaş işte, harika oynuyor. Niye eleştiriyorsunuz, eleştiriyoruz demiyorum ama gerçekten bakış açısından yıldım artık. Bunu her teknik adama yapıyoruz. Genel olarak yapılıyor. Ee, bence Valerian İsmail'in bazı sorunları var. Kişisel sorunlar anlamı değil. Yanlış. <laughs> 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 Şimdi buradan o. o. Terapiye ona, gitsin diyor. Terapiye <laughs> gitsin. Şöyle bir koltuğa uzansın. Yok yani evet oyuna bakış açısıyla ilgili ve Türkiye'deki beklentilerle ilgili ve Türkiye'deki şampiyonluk adaylarının oyunu hmm, oyunuyla ilgili onun bugüne kadar yaptıklarıyla bu bir türlü örtüşmüyor. Burada bir problem var. Yani Türkiye'de şampiyon takım topa sahip olup şampiyon olur. Şampiyon takım rakibi kapatıp şampiyon olur. Şampiyon takım hapsederek şampiyon olur. Şampiyon takım az geçişi yiyerek şampiyon olur. Bunun istisnai örnekleri olmuş mudur? Olmuştur. Kalecisiyle şampiyon olan bir Galatasaray bir sene Mustera olmuş mudur? Olmuştur. Ama kalecinin ön plana, kaleci çok ön plana çıkmaz şampiyonluklarda. Yani birkaç maçta ah orada bir Musları. kırılma anı oldu falan denir. Bak yine kırılma anı evet. farkındasın değil mi? strese sokma, anksiyetemi tetikliyor benim. <laughs> Konu kişiler abi ne zor işmiş ya bunlar. Özet evet. bence şu anda istifa edecek kadar olumsuz bir tabloda değil Beşiktaş. Ee, toparlayabilir. Bence toparlayabilir ama bu havayla tribünlerin yarattığı bu atmosferle onu da toparlama ihtimali azalır. Evet, e, Trabzonspor tarafına da bir birkaç not. Koyalım Trabzonspor geçen hafta içinde bu arada Monaco'yu da 4-0 mağlup etti Avrupa'da. O gün de 4 takımda kazandı. Ülke puanı evet 14. sıraya kadar. Ama zaten burayı bir sıçrama zaten bu zaten. bu dibi eğer sıçrama olarak kullanamayacaksak ya milli takım <laughs> kapatalım C yani. C liginde hani <laughs> şey Kimlerle oynadık? Adlı Faroe Adalarını, gerçi Faroe Adalarını. <laughs> yenemiyorum. Yeni, yeni Ama o, ya, şöyle bir şey. Çıktıktan sonra yenemiyorsun. Evet. işte o. Ama işte önemli bu tarz şeyler. Abdullah Avcı'nın da bir açıklamasını görelim. Konferans liginde de. Alalım. Beşiktaş 8. günde ilk maçını oynadı. Biz 7. günde 3. maçımızı oynadık. Öyle bir atmosfer yaratılıyor ki final maçı gibi. Kalan haftaları ne yapacağız? Bu oyun topla oynanıyor. Biraz daha bakış açısı değişmeli. Kazanmanın ve kaybetmenin ölüm olmadığını farkına varırsak kendimizi daha iyi hissedeceğimizi düşünüyorum demiş. Abdullah Avcı. Ya ben hiçbir şeye girmeden Abdullah Hoca'ya niye böyle bir tepki olduğunu Türkiye'de ben anlamıyorum. Yani Beşiktaş taraftarının niye? Abdullah Hoca Beşiktaş'ta çalışmadan önce de böyleydi. Ya ben Abdullah Avcı'nın siz herhangi rakibe bir saygısızlığını maç içinde ya da dışında hakkı yendiğinde yenmediğinde gördünüz mü Allah aşkına? Herhangi bir açıklamasında e işte bir agresyon görmedim. Her şampiyonluk yarışında, bütün iki kere Başakşehir'de şampiyonluk yarışına girdi, bir kere Trabzonspor'da şampiyon oldu. Rakipleri hakkında özellikle Başakşehir'de, biz büyük takımlarla birlikte burada şampiyonluk yarışında bulunmaktan onur duyuyoruz. Onlar gibi yüzyıllık değiliz ama bizde gücümüz, şeyimiz çerçevesi hakkı yendiğinde illa yenmiştir. Spesifik hemen örnek veremiyorum ama bir kere çıkıp hakem hatırlıyor musun dediğini? Yok zaten sorulduğunda konuşmam diyor. Yani, yani oyuncuların genel olmuşsun. itibariyle mesela kendisinin yapısı dışında oyuncuları sağ içerisinde agresif oyuncularını cesaretlendirdiğini, yere yatmaları gerektiğini, futbolu yavaşlatmaları gerektiğini ya da topu dışarı atmaları gerektiğini, rakibe sert girmeleri gerektiğini, söylediğini ya da bunu ima ettiğini gördünüz mü? Yani bu açıklaması Abi e, da var. var. E, hani Beşiktaş taraftar Beşiktaş'tan ayrılırken de ne istiyorlar mesela? Sözleşme yapılsın. Aynı şey Nihat Kahveci yaşamadı mı abiciğim? Nihat Yaşadı. Kahveci ki Beşiktaş'ın altyapısından yetişmiş. Hadi Abdullah Giderken göre, kaç 5 milyon dolar mı? Dışarıdan Beşiktaş? dışarıdan gelen ve o çalıştırdığı dönemde Beşiktaş'ı başarıya ulaştıramayan bir teknik adam. Tamam mı? Altyapısından yetişmiş. Avrupa'da göğsümüzü kabartmış hem milli takımda <laughs> yıllarca hizmet etmiş falan filan. Bunun örneklerini diğer kulüpler için de sayabilirim. Böyle abi bakış açısı. Abdullah Hoca hak yemek der yendiyse Abdullah Hoca'nın hakkı yendi milli takımda yendi mesela. Bence. Milli takımda yüzde yüz yendi hakkı. O zaman da çıkıp bir şey söylemedi. Yani Abdullah Avcı ne yapmış? sözleşmesine Sözleşmesinin karşılığı olan saldırması. parayı almış. <laughs> Niye profesyonel bir akit yapılmış orada? Efendim? Ve oraya da madde konulmuş. O zaman kabul etmese tazminatı kabul et. Niye, niye almıyor ben onu anlamadım. Şu anda Galatasaray'ın teknik direktörü Okan Buruk için Beşiktaş'a gitti diye Okansız diye parka, pankart açılmadı mı? Açıldı. Yani taraf buradaki genel yani bu Beşiktaş üzerinde değil. Bakış açısı bu. Budur yani. Yok ben bunu <laughs> söylemezsem yani içim şişti de yani her maçta ya adam da yanda şey gibi ne derler Attıkları da üstünde Abdullah Hoca da küfürü de, hakareti de, efendime söyle iğneli sövürüyor böyle. Emiyor, kenarda yine duruyor. Maça konsantre. Abdullah Avcı yere atın. Peki. Ee, noktalayalım. Beşiktaş Trabzon Ya burada yani. şeyle ilgili dedi hmm. ya CV insanın peşinden geliyor Valeryan ile alakalı. Olumlu, olumlu ya da olumsuz. Değerlendirme yaparken de ister istemez geçmişi de katmak gerek. Şimdi Vitor Pereira ile ilgili de şimdi üçlü oynadı, bak o da oynadı vesaire. Ya Vitor Pereira'nın kariyeriyle e, detaylara indiği zaman özellikle Fenerbahçe Vitor Pereira'yı getirirken iki sayfa yazı yazdı. Neden yazdı? Ya böyle bu nedenlerde çünkü kendisi bile emin değil aslında. George Jesus'u açıklarken ne yaptı? Adam zaten geçmişi kendi adına konuşuyor onun için iki üç sayfa bir şey yazmanıza gerek yok yaptıkları kazandık. Ama şöyle bir sorun var ha burada. Tamam. Valerian İsmail'in de işte Barnsley ile Premier Şöyle bir sorun var ha. Biz sürekli George Jesus ayarında teknik direktörler getiremeyiz ki Türkiye'ye. Yok yüzde yüz. Yani böyle bir gerçek var abi. Yüzde yüz tabi. Sürekli George de... Jesus'lar e, sürekli Mancini'ler. Yakın zamanda gelenlerden. Aslında bakarsan Sivi, Filip da 3 sene üst üste Hollanda'da şampiyon olmuş. Yok Next abi Barcelona menajer diye düşünen bir son. Senin ligdeki, Avrupa'daki sıralamandaki Jorge Jesus da bu yaşta olmasaydı gelir mi? 5 sene önce, 6 sene önce getirir miydi? Bu arada şunu dinledim. da söyleyeyim. Yine İsmail Hocam ama İsmail Hocam Kartal Atal olan. Tamam. İsmail Hocam. Zaten yüzü bugün, bugün de... eğer Fenerbahçeliler bu kadar e, gelecekte ümitliyse İsmail Kartal sayesinde bence geçen sezonun sonundaki o olağanüstü performans, Fenerbahçe'nin dünkü açıklamayı altın çizilecek kısmı George Jesus'la alakalı. Diyor ki ben diyor metodolojik olarak diyor zaten haftada iki maç yaparım diyor. Yap çalışma metodum budur. Benim için normal haftada iki maç yapmaktır diyor. Bu iki maç yapılmasını sağlayan hoca kim? Ha. İkna sürecinde Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi önelemesine kalmamış olsaydı ya da UEFA Avrupa Ligi'nde değil de Konferans Ligi tatmin etmeyebilir Jorge Jesus'u. Jorge Jesus'u belki de o 2,5-3 ay sürdü ya. Bunu bekledi belki. Flamengo'dan teklif gelebilir diye bekledi. Bir de Fenerbahçe ne olacak? Oradan 8 8.liye mi kırılacak? Ki kırılabilirdi. E, olağanüstü bir sezon sonu. Jorge Jesus'un gelişinde çok büyük payı var İsmail Kartal'ın. Fenerbahçe'ye bağladın diye düşünüyorum. Ya Fenerbahçe'ye bağladım ama bunları söylemek istiyordum. Yazmıştım unutmuştum. <laughs> tamam aldık. Ee, bir de... <laughs> <gülüyor> ya <gülüyor> ne dedim, ben, ben görmedim. Ya şimdi ben nereye abiyle, ben Cem abiyle Cem Dizdar'la <gülüyor> Serkan <laughs> Yetkin ya o mükemmel bir ikili Kulübün ya. parası. <laughs> o kalıp parası. Olmaz. Olmaz. <gülüyor> <gülüyor> olmaz diyorum kardeşim olmaz. Kulüp. <laughs> Fenerbahçe Olmaz. Ankara'da e, üç golü aldı, 3 golü galibiyet aldı. 3-0 kazandı ama Jesus e, maç sonu açıklamasına daha çok atabilirdik. Da. Hazır onunla hemen e, girelim. Jesus'un açıklamasını girelim. Fenerbahçe'nin de e, performansını konuşalım. Yani teknik ve taktik anlamda her zaman en iyisini isterim. Yedek kulübesinde zaman zaman sinirli gözükebiliyorum. Teknik anlamda hata yapılınca pozisyonel hata yapılınca sinirlenebiliyorum. Oyuncularımın taktiksel olarak hep daha iyi olmalarını istiyorum. Onlar da beni daha iyi tanıdıkça istediklerimi daha iyi uygulamaya başlıyorlar. Ben ben buradan şu sonu çıkarıyorum. Sürekli teknik anlamda ve pozisyonel anlamda hata yapıyor Fenerbahçe. Ve Çünkü ama dün dedi mesela. Evet, daha fazla atabilirdik dedi. Evet evet. Aslında alttan bir iyi oynamadık mesajı verdi. Ya yani içeride dışarıda 5-0'da işte ne bileyim 5-4'te falan yani tarzı bu. Daha her zaman daha fazlasını istiyor. Acayip mükemmelliyetçi. Ben daha önce gülerken görmedim ya. Gole sevindiğini görmedim ben. Gole sevi, çok ha bravo. Çok konsantrasyon. Evet, evet aynen yani tarzı bu, bu şey değil. Ha yani, niye gülmüyor falan ya herkesin bir tarzı bak, var. Şimdi bu çok enteresan bir şey ya. Hmm. Şimdi Fenerbahçe kötü de gidebilirdi. Evet. Bir aynı adam aynı adam yani. Hmm. Şeyde de görüyoruz çünkü yani çok bilindik bir teknik adam. Benfica'da Sporting başında <laughs> gülerken görmedik diyordunuz. Aa, evet. Ne oldu? <laughs> Hadi buyur. şey var orada yanında, gülmesinin sebebi var. <laughs> Bu bu sefer ne diye yorumlanırdı biliyor musun? Çünkü bunun yorumlanmışı var var ya hani Cem Yılmaz'ın ilk stand-up'ında evet. bu mukavvadan yapılmışı vardı. Yapılmış eleştirisi var. 2010 2011 sezonun ilk yarısında Aykut Kocaman yönetimde evet. Aykut Hoca da elinde kalemiyle şöyle durup sadece sessiz sakin duruyordu ya. İlk yarısında böyle o takımın enerjisini emiyor. Bu zaten işte coşkulu değil. İkinci yarıda işler tersine dönünce sessiz kuvvet. Başta zaten takımını şey yapmış yöne. <laughs> 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 Nasıl dolmuş yalnız Bak 2010'dan 11'den çekip direkt. Yok Aykut Kocaman Ko Ama... da hasta. O da <laughs> kırılma anına <'la> geldi sonuçta <laughs> <Artık Hocam. gülüyor> Kaçıncı, <bölüm? gülüyor> Kaçıncı bölüm? Geçen sezonun son iki bölümü müydü? <laughs> Yok son iki değil. <gülüyor> Hatırlamıyorum. <gülüyor> Muhtemelen o zaman 48-49 falan. Sen yorumlarını burada kırılma anına gelenler ve gelmeyenler diye ayırıp yapacaksan işimiz var o zaman. Deşifre şifre etme. <gülüyor> deşifre <gülüyor> etme. <laughs> Sergen Hoca'yı bekliyoruz. <laughs> Oo güzel mesaj geldi. Buyurun. Evet yani e, bu hani gülmüyor bir anda şey olur. Artık gerçi o eşiği atladı da bizde böyle hani biraz önce ön yargı ve şey dedin ya. Doğru doğru. Benim yıldığım konu bu. Katılıyorum. Hatta şimdi bak bu maçlar kötü güzel. Tabii kenardan futbolculara çok bağırıyor. O yüzden oynayamıyorlar. E, Oynayamaz. Stres yaratıyor. Olurdu. Stres yaratıyor olurdu. Aynen yani o yüzden insanların tarzları var. iş yapış şekilleri var. Bu iş yapış şekilleri bazen bir yerde, bir ülkede, bir takımda onları çok başarıya götürebiliyor. Aynı iş yapış şekilleri, başka koşullar altında belki ellerinde olmayan sebeplerle başarısız olabiliyor. Biz bunları ayırmakta Raniere, bir anlamda Ranieri Leicester City'ye tarihin en büyük, tüm futbol tarihi belki en önemli evet. şampiyonluklarından birini kazandır. Sonra ne oldu? Yunanistan'ın başına geçti. Faroe Adalarına iki kere yenildi. Evet. Biz de yenildik ya çok dağıldık falan. Onlar da dağıldı tabii. Ranieri gitti ama bunun nedenlerinden biri İngiltere Premier Ligindeki futbolcuların teknik adama yaklaşımları ve öz disiplinleriyle şeyin e, Yunanistan milli takımdaki oyuncuların o Akdeniz ruhu ve serbest bırakıldığında <laughs> biraz suistimal etmeleriyle açıklanmıştı hatta. Evet. Şeyde yani Yunanistan'daki başarısızlığı. Yani aynı iş yapış biçimi farklı kültürde eksik sonuç verdi. Aynen öyle. Yani ben bir kere seninle Beşiktaş burada Beşiktaş Fenerbahçe maçından önce Fenerbahçe kadrosunu bilemeyiz dedin. Sen yok ya bir dakika ben bir yapayım falan dedim. Ben ondan sonra ağzımı kapattım çünkü hakkın, Olmuyor. hakikaten. Olmuyor. Her maç, her maç, her maç, her maç. Ya ben çünkü o ya dün o maç öncesinde yaparken şaşırdık Mehmet Ertaş'la beraber. Ben, ben o maç öncesinde artık bir böyle en azından bir 7 8'lik bir iskeletin oturduğuna inanmıştım. Hayır. Yani Ha ta tarzı hiç bu değil, kesinlikle değil. O yüzden hiçbir maç hangi 11'le çıkacak? dörtlüyle mi çıkacak? Üçlüyle, mi çıkacak? Orta saha mı üçlü olacak? Ya bu maç 3-4-3 başladı. 5-3-2 devam etti. 6-3-1 bitirdi en son. Lincoln'u <laughs> da aldı şeyin yanına, Ferdi'nin yanına. Resmen 6 6'lı bazı, hatta oluşturdu. Bazı Önde 3 orta var. 1 santrfor kaldı. Yani başta başta Lincoln'ın 2. Yani sağda gördüğünüz hani nerede oynatacağını asla anlamıyorsun. Ya sol çizgide bir de sürekli sürpriz oluyor. En son iki hafta önce. Çok yönlü futbolcu yaptı. Sol bek çıktı. Evet. Ve ben biliyorsunuz burada konuşurken işte daha önce e, Ümit Hoca ile İbrahim Hoca'nın, İbrahim Üzülmez'in yardımcısı çok önceden çalışmışlar ama çok, oyuncunun kumaşını bilen ve bayağı bir antrenman görmüş. Ya o iyi ancak yumuşak bir forvet arkası oyuncusu. İyi top taşır, şutları etkilidir. Yani çok fazla defansif yönü olmadığını düşünüyorum demişti. Ya sol bek, sol çizgi. Sol çizgi çok ayrı bir şey ya. Hani yumuşak bir oyuncunun refah yapabileceği, yapabileceği şey, şey forvet şey arkası şey. ilk Ümraniye maçı. Sonra da Miguel Crespo'nun yanında ikinci orta saha oyuncusu. Sonra da 8 numara gibi değişikliklerden sonra 5-3-2'de. Sonra da 6. artık o nasıl bir şeyse sol bekin sol beki. Yani bunu yazan Uğur Meleke de yazmış. Onun için hani o da beni pekiştirdi düşüncemi. Ee, klişelerin ya ne kadar klişemiz varsa hepsini kırdı ya. Evet. Aynen. Yani hafta maç yoğunluğu, sabit bir 11'in olması en fazla 3-4 kişinin rotasyona gitmesi, bir futbolcunun bir mevkisinin olması, ligi tanımıyor efendim. Hani ligi tanımayan hocayla olmaz klişesi. Yani çok ha şimdiden böyle şey yaptık daha 10. hafta. Daha ama köprünün altından çok sular akar. O an ortalaması. Onu yazayım. da Bakalım. Mi? Onun üzerinden bir de 103 gollü takımın da galiba bugün. Okudum. Hı hı. 10 o gol fark var. Içinde. Ya o çok ciddi ama o geçen bir gol. evet. Geçen ya Şubat takım. Mart aylarında o 103 gollü takım 88 89 acayip 6 7 golü var. İlk, ilk 10 hafta maçta. puan ortalaması Fenerbahçe 2.2 Başakşehir 2.2 yıldızlı olanlar hani e, 9 maç yaptığının göstergesi. Galatasaray 1.8 vesaire böyle sıralanıyor ve Bu arada bence puan durumu böyle olmalı. Geçen hafta çok kafamda oturtamamıştım. Çok ısrar edememiştim ama puan ortalaması muhabbetini evet söylüyorsun aynen. değil mi? Ee, ve yani baydan do bay baydan dolayı, dolayı. Ma maç eksiğinden dolayı. Ya Fenerbahçe dün Emre Özcan da mesela programda e, şeyi söyledi. Yani gol beklentisinin hep e, birkaç kat üstünde karşılık evet. veriyor Fenerbahçe. Bu çok önemli bir özellik. Valencia'nın gol beklentisi 7.2, attığı gol 10. Evet. Yani Vegors'un e, gol beklentisiyle attığı arasında eksi yönde daha fazla atması lazım. 5 küsür. Emre Mor 3. galiba beklentinin altında yanlış hatırlamıyorsam. Geri kalan tüm futbolculardan e, gol katkısı o toplamda 16. Hem Avrupa hem Türkiye. Ligde 13. Ben dün 13 lig özelinde <gülüyor> saymışım. <gülüyor> Ama toplamda Berişan'a gitti. Berişan'ın da, Berişan dahi var gol katkısı Ümraniye maçında. Dolayı hatta öyle 14 oluyor. Bir tek burada şey var. Yani fikstüre baktığımız zaman görece Fenerbahçe'nin 10 maçlık periyodu Mesela Galatasaray ve Beşiktaş'a kıyasla hem deplasman sayısı anlamında hem de oynadığı rakipler anlamında bir parça ligin altındakilerle oynadı. Fenerbahçe. Evet. Ee, sert maç olarak yani, tabir bu... edeceğimiz üç maç var. Konya, Demirspor ki bence iç saha maçı Konya, Demirspor, Beşiktaş. Evet gibi. Yani gibi. aynen. Tabi bu takımların form durumları da değişiyor. Bugün sert bir rakip olarak görünen mesela Galatasaray'ın ilk Antalya maçı zorluk derecesi yüksek yüksek, yüksek. maç kategorisi. 16 maç yenilmeyen takıma geldi. Aynen gibi. ama ondan sonra şimdi karşılaşsa başka bir Sivas durumda. sezon başında Aynen öyle. çok özgüven Hani Bunlar mi? da değişebiliyor. Bunlar da böyle sabit bir gözle bakmamak lazım. Ee, bu yüksek gol sayısıyla kazanma şeyi biraz ben tabii, yani tabii. bundan sonraki maçın kaybeder anlamını söyleyeyim ama bu yüksek gol oranı biraz düşebilir Bundan sonraki Ma periyot. Mantıken dünya, dünya Kupası da girecek bu arada. Uzun bir 40 gün değil mi? Araba. Ya Fenerbahçe herhalde şunu tercih ederdi. Galatasaray ile Dünya Kupası'ndan sonra oynayacak Tabii, ya. Evet. Ya öncesinde oynayıp Galatasaray'ın bu grogi vaziyetinde daha henüz kadrosu oturmamışken oynamayı tercih ederdi büyük ihtimalle. O Galatasaray açısından da eğer hani sezonun belirleyici maçlarından birisi olacaksa diye söylüyorum. Hı -hı. O bir avantaj. Evet. Hiç yaşamadığımız bir sezon yaşayacağız bu arada. Evet. Peki Batshuayi mi, Joao Pedro mu? O da maçına göre mi? Maçına göre bence. Çünkü e, Ankara gücü maçında kurduğu kadro mesela pas takımı değil. Yani Bas şu ayda arkaya kaçacak. E, Valencia'da arkaya kaçacak ama pas yapacaksa orada oyun organize edecekse mesela Joao Pedro'yu tercih eder. Top ayağında tutsun pas tekniği. De Gerçi olarak. ilk yarım saatteki oyundan kendisi de memnun değil. Yani bu kadar topu rakibe vermemeliydik diyor. Hani acaba ben de dedim biraz planı da bu muydu? Ama kendi de diyor yani bu kadar vermemeliydik. Erken golün etkisi de var. Üçüncü dakikada geldi gol. Evet. Ankara gücü de doğal olarak reaksiyon göstermek için. Yani Fenerbahçe'nin bu iyi oynadığı maçlardan biri değildi. Daha iyi oynadığı Bence maçları gördük. Gerekiyor mu? Bu sezon hangi Ümraniye maçı kötü bir maçtı. Zaten puan kaybetti iç sahada olmasına rağmen. Ee, hiçbir planını sahaya yansıtamamıştı. Bu en kötü maçı mıdır diye düşünüyorum. Avrupa Kupaları'nı Konya, düşünüyorum. Konya var ya. Konya, Konya maçında zaten. 22. dakikada 10 kişi kaldı ya. Öyle bir şey sonra da Konya 60 küsürde dengelendi sağdaki oyuncu sayısı evet. ama sonra yedi Muhammed Demir'den. Orada bile hamleleri doğru. Hamleleri yürüdü. vardı. Yani yok, yok. o 10 kişi olmasa fena gitmiyordu. Hatta gol de kaçırmıştı ama bu bu en kötü maçıydı herhalde. Futbol Kazan galip en bir... kötü oynadı. Kazanıp en kötü oynadı. Konya maçı bile bence bundan daha iyiydi ya yenilmesine rağmen. O da tabii Konya'nın. Ya ben, ben şimdi Olabilir, olabilir ya şimdi Tekrar Hisse hatırlamaya çalışıyorum evet. şey maçı seyrederken ki gol yiyecek gibi durmuyordu o maçta. Evet gol yiyecek Onu gibi durmuyordu bu maçta. Şimdi çok yüksekte kuruyor mesela artık şey savunma. Artık demeyeyim de genel anlamda Gel, hep yani savunma arkasına atılan toplar Adana Demirspor maçının ikinci yarısı. Efendim Ümraniye Spor maçını hatırlayalım. İkinci bölgeden kanatlara atılan top. Geçen ya hafta esas Karagümrük maçı. İşte bu hep verilen örnek Ren maçı. Offside taktiği mi değil mi diye konuşuyor ya herkes. Ya 47, 47 <laughs> kere offside'e düşürmüş rakiplerini Fenerbahçe. En yakın ondan sonra Alanyaspor 30. O aradaki 17'lik fark, 17 sayılık fark tesadüfle açıklanacak. Farklı. Yani ve e, ciddi bir başarı da var. Bu kadar riskli oynayıp... eee maçların genelini kazanmak diyeyim. Bundan bu, da çok ciddi cezalandırıldı işte Ren maçı var. Ümraniye maçında yediği goller genelde işte bunu maç sattığı <laughs> duran toptan duran top golleri. Ama yani, pozisyon vermişti. Pozisyon da verdi. O da Demir işte biraz Spor orta maçında sahi. da çok pozisyon vermişti mesela Onye Kuru'ya falan ama. O maç tabii. Bence son birkaç haftada bu savunmanın önde kurulması uygulaması ile ilk haftalarda arasında fark var. O konuyu geliştirdi bence Fenerbahçe. Yani evet çok cezalandırılmaya açık ama acaba şunu mu gördü? Türkiye liginde bunu pek cezalandırılacak, cezalandıracak kapasitede takım olmadığını görüp mü buna i̇şte karar bu verdi bilmiyorum. Maç Medipol Başakşehir'le bu sefer gelecek hafta. Bunu cezalandıracaksa zaten kim cezalandıracak? Yani Medipol Başakşehir. Cezalandıramayacaksa aynı pozisyona düşecekse zaten ligde Adam ciddi bir fark değil. demir sporda Böyle demir spor mi? cezala 3-0'a rağmen cezalandırıyordu o maçın momentumu demir spora dönmüştü 3-2'den sonra Rakitski kırmızı kart görüp evet, arkasından evet. gol yememiş olsa yani orada olmayan pozisyonda kırmızı kart gördü doğru bir kırmızı kart vardan çıkmıştı o iş şeye döndürmüştü yani demir spora doğru. Peki hakem saatine bakıyor. Geçelim Galatasaray'a. bak. <laughs> evet. Sen demin dedin ya Galatasaray'la karşılaşsa Fenerbahçe bu aralar grogi vaziyette henüz takımı kurmadan mı dedin veya takımı oturmadan? Biliyorum. <laughs> da Ben de oturup oturmayacağından emin değilim. <laughs> yani oturacak bu kadro oturur mu yoksa sadece tek ayık üstünde mi durur onu bilmiyorum cezalı şekilde. Oturma konusu biraz bu kadro sıkıntılı bir kadro. Buyurun. Ben evet, o yok... denemeyi yaptı bu arada. Kazımcan'ı da Sol beki aldı. Evet. E, Mertens'i Kanada çekti. Mata, ya, Mata iş, Mertens, Icardi. Icardi birlikte oynasın diye, oynayabilsin diye, bu denemeyi oynayabildi yaptı. oynayabildi mi diye. İşte, e, oynayamadı. Yani 166 tane top kaybetmiş Galatasaray yani. Galatasaray bir maçta 166 tane top kaybı yapıyor. Şimdi biraz baktım ben acaba. Çünkü rakamları kıyaslamadan ne anlama geldiğini anlaman biraz zorlaşabilir. Ee, genelde büyük takımların şampiyonu ee, şampiyonluk adayı olmayan takımlara karşı oynadığı maçlarda 120, 125, 130 bu tip rakamlar var. Mesela Fenerbahçe Beşiktaş maçında 160'a yakın kaybetmiş ama Beşiktaş maçı o. O belki farklı bir açıdan değerlendirilebilir. O, bu kadar top kaybı yaparak nasıl olacak ki? Yani şimdi bu kadroyu görünce ben şunu tam yani şunu öngördüm. Çok geçiş yer yani tabii Torreira yani ve Mitşo olmasına rağmen takip çok eden geçiş oyun... yiyebilir gene de. Ama topu öne taşıdığında da herhalde böyle öyle bir şey seyredeceğiz ki. Örgüler. Örgüler, pozisyonlar. pozisyonlar hani bu tabii bir devamlılık arz edemeyecek geçiş yiyeceği için ama en azından 3. bölgeye gittiğinde ki hani bir takım da gider 3. bölgeye. Yani bölge, önlem evet. olarak da Torreira'nın yerine Oliveira Adel Mitşo konulmuş. Evet. Yani öndekiler iş yapacak arkada. Tutacak hani eforu arkadakiler sarf edecek, ince işçiliği öndekiler yapacak gibi kağıt üzerinde ha, olabilir ya dedikten. Evet ki Mitchell büyük hayal kırıklığıydı. Yani Mitchell'ün hem kazandığı top sayısı hem yaptığı top kaybı aslında o denklemi bozan etkenlerden biri. Ama yani sezon başından beri söylüyoruz buradan bir, bir takım oluşturmak imkansıza yakın çok zor. Yani hem Mertens'i kullanayım, hem Icardi'yi kullanayım, Sergio Oliveira'yı yedek mata, bırakmayayım, Mata'yı mata kullanayım. Prime döneminde değil bu adamlar. Yani Prime döneminde olsa Ve şey ne işleri o? Transferin son günü bütün yerlerini de boşaltmışsın. Yerlerin iyi olmadığı zaman yerine yenisini koyamıyorsun. Çok zor. Ben vallahi şuraya geldim. Yani daha önce konuşmuştuk bunu. Hani Mustera'dan vazgeçilebilir mi? Çok büyük risk. Geçilemez. Galatasaray'ın kazandığı maçlarda bile Muslera ön plana çıktı yine bu sezon. Ama yok abi buradan bir takım oluşacaksa bir takım fedakarlıklar yapılması gerekecek. Ya Mertens'ten yapılacak ya Icardi'den yapılacak ya bir kere bence sans mu oynamalı acı. Mesela o Adana Demirspor maçının bir bölümü vardı ya. Mertens'in Mertens en Arslan. orada Arslan. bir gerçi Adana Demirspor'da biraz bir bölümde 10 kişi oynadı. Orada bir i̇yi pas bir, trafiği gördük. Evet iyi bir iletişim oldu pas iletişimi oldu doğru. Yani Askeri bir çok yükseldi Mata'nın girdiği. Evet, Mata'nın girdiği, Mertens'in öne çıktıkları. Evet, yani orada bir ve Mitro de orada çok iyi oynadı o maçta. Yani hem ikinci Güvenilir toplarda oynadı. hem o üçüncü bölge ikinci bölge arasında veya ceza sahasına yakın noktalarda çok basit oynayarak topu Mertens ve ile buluşturarak o işi çok iyi yapmıştı. Yani çözüm mü arıyorum? A Santforsuz, Mertens'in santfor olduğu bir çözüm. Yani çünkü şu anda Gomis, Seferovic, Icardi de topu getirdiğin zaman sonuçlandıracak tipte oyuncular ama Galatasaray 3. bölgede iş yapamıyor. 3. bölgede Değil pozisyon mi? üretemiyor. Cardi... A getiremiyor. Getirdiği zaman da verimli bir üretim çıkmıyor ortaya yani. Bir, 3 san tane santfor varken santforsuz mu oynanır? Yani bu kadro böyle kuruldu. Bir takım çözümler. Bir bu, 2 bir yerli sokabilmek için oyuna belki Mustera'sızlık. Çok zor bir karar. Yani Muslera'yı kestiğin, Okan'la başladığın ilk maçta, Okan yüzünden yediğin ilk golde herkes evet. tepene binecek. Bunun farkındayım. Ama yani orta sahasız bir futbol oynanamıyor. Galatasaray'ın orta saha asetleri de kimler? Torreira, Micho, Sergio Oliveira, Berkan. Ne kadar taraftarlar işte Bu, işte. olan oyuncular. Bence, Bunlar yani. Bunlardan değerli, bir yani, değerli bir Türk oyuncu yani değerli bir Türk oyuncu. Yani çok yerden yere vuruldu geçen sezon ama biraz da orta birazdan da fazla orta saha oyuncularının değerini belirleyen şeylerin başında o orta sahadaki kimya geliyor. Yani yanında uygun oyuncuyla oynadığın zaman senin yapabildiklerin değeri artıyor. Sen aynı şeyleri yapan bir oyuncuyla birlikte oynadığın zaman bu vasat iki tane vasat diyorsun. Yani şimdi yani Josef de Souza'nın Fenerbahçe performansıyla Josef de Souza'nın ile birlikte Beşiktaş'ta şampiyonluk sezonunda oynadığı futbol. Yani Fenerbahçe'de çok beğenilmeyen hatta benim de beğenmediğim çünkü bir Konya maçı var 28 dakika mıydı? Josef de Souza topa ayağını dokunmamıştı mesela Fenerbahçe'de ama o, o, o takımın direkt oyun anlayışı, yanındaki oyuncularla birlikte uyumu vesairesi. Şimdi Galatasaray'la ilgili ben şuradan başlayayım. Bu skoru... Bu maçta aramamak bu 90 dakikayla alakalı bir şey değil. Bu tabelaya yansıdı bir kez daha. Aslında da yansımıyordu bu arada bir de Galatasaray'ın genelde. Evet. Yani buraya kadar geliş her ne kadar e, olumlu bir takım istatistiklerde ceza sahasında topla buluşma rakip kaleye atılan şu, şu. ilgin ilk üçünde yer alıyor. Bu ayrı bir şey. Çelişkili durum olarak pozitif anlamda Galatasaray için ama çelişkili bir durum olarak havada asılı duruyor. Diğer taraftan da Galatasaray'ın e, çağ, nedenini bu işin nedenini biraz önce senin de son derece net cümlelerle ifade ettiğin gibi kadro planlamasında araması lazım. Yani biz de burada ya şey beklemeyelim bundan sonra işte Buti, Kuarejma, Anelka tarz ve sınav tarzı, tarzı transferler beklemeyelim derken Galatasaray öyle bir şey yaptı ki böyle bir an. Şeye, diye yere düştü. Şimdi ama eee yani elimizde bazı şeyler var ve üzerine şimdi lüksün sınırı yoktur ama Galatasaray öyle bir lüks yarattı ki kendine atıl kullanamıyor yani örnek bulmaya çalışıyorum daha çarpıcı olsun diye zihinlere. Ferrarisi var Galatasaray'ın ama lastikleri yok. Ya Ferrari'si var Mor sektörden. Kırmızı Ferrari'si <gülüyor> var. <gülüyor> Kırmızı <gülüyor> Ferrari'si var. Bir tane de sarı Ferrari alıyor. Aynı F bilmem kaç model aynı bir gün hani kıyafetine göre bir gün kırmızının içine o benzer kıyafet beyazı şimdi ama Ferrari ile şey yaparsan öyle bir yakıt yer ki bir de Türkiye yollarında zaten Ferrari havada kalır böyle şey. Bizim her Bağdat Caddesi'nde bile şey var. Türkiye'nin en lüks caddesi herhalde. Hız kasisi var yani. Hız yapıyorsunuz orada da ondan. Yapıyorlar vallahi. Hepsi kasis olsun caddenin. insan hayatından. Aynen. O ayrı. Tabii canım. Ee, şimdi ya bir kere bu transferler belli plansız. Yani fırsat transferi olarak lanse edilen şey. Ben de hayretler içinde. Yani Icardi çok büyük futbolcu. Icardi iki sene önce Real Madrid'in listesinde. Icardi daha 28-29 yaşında. Bu yaşta buraya gelmesi için olağanüstü şartların oluşması lazım. Fazla uzatmaya gerek. Oluştu o şartlar aldı. Wesley Snyder da bu böyle gelmişti. Wesley Snyder çok başarılı oldu. Drogba 30 küsürde geldi. O ayrı. E ama Mertens'i aldın. Icardi'yi aldın. Son hadi Matay'ı da buldum. Orada Matay'ı da alayım. Ama senin bu mata var diye pazarda ya ben mesela gidiyorum şeyde. Ya fırsat fırsat diye işte o marketlerden birinde kamyon lastiği %80 indirimli gidip kamyon lastiği alır mıyım? Al, alır mısın yani? Kamyonun yok yani de kamyon lastiğine ihtiyacın yokken. Bak döndün lastik örneğini işte. Döndüm evet aynen <laughs> Ferrari'de Ferrari'nin yok Ferrari lastiği alır mısın mesela? <laughs> ya bir yandan evet Icardi'yi Türkiye'de bu yaşta seyrettirmeleri bize teşekkür ediyoruz. Ben futbol severim. Diğer yandan ama bu kadro Al ayıkla pirincin taşını işte. Ayıkla ya. Ondan sonra şeyden başlıyorsun işte. Ya bu 3 Türk 3 Türk ya dua etsinler 4'lü 3'e düştü yeniden. Aynen. Ne yapacak yani? Normalde 4 olacak. Normal de olacak de dört olacaktı. Sene de 5 olacaktı. Evet. Gelecek sene de 5 olacaktı. Yani böyle bir Mertens'e kontrat ver, Mata'ya ver. Olur. Icardi ya evet çok cüzi bir rakam ama Seferovic'in için kontratı var şimdi. Tamam Mertenze Icardi hani istemiyorlar satın alma opsiyonu. Aman aman satın alma opsiyonu olmasın diye. Çünkü bir anda netameli bir transfer. Herkes biliyor. Galatasaray'da da biliyorlar. Okan Hoca bilmiyor mu ya? Bu hmm. adamın sosyal hayatı biraz çalkantılı. Bu sefer ama Icardi yaparak ne yaptım biliyor musun? Seferovic'e kalın kontrat vermiştin ya. Seferovic'i bundan sonra toparlamak hiç kolay değil. Adam ben birinci forvetim diye geldi evet. kulüpte Galatasaray cayır cayır gole ihtiyacı olan maçta Düşünülmüyor bile. Yedekte. Hep aynı örneği veriyoruz. Yani e, 2011-12 kadrosu Elmander, Yabancılar, Riera, uyfalüji Muslera, Eboe. Ya savaşa gidersin. Takım. Savaşa hani hangisini... gidersin Ufaloji ile Elmander'i yanına al. Gidelim şey basalım ya. Yani. Rev adamı, takım takım adamı, doğru mu bu isimler? Evet. Tamam kaliteleri de var bu arada. Biri Arsenal'da e, e yani oynamış, Atletico ya Madrid yani oynamış. Elman der belki orada bileyim. en hani prime takımlarda oynamamış ama tam bir o da e, çok, bir sezonu 700 yani. asker. Yani bu tarz takımlara artık gitmiyor bizim takımlarımız. Yani takım olalım, takım yaratalım. Ya çok genç geçen seneki deneme, ya da uç bir örnek ya. Zaten var ya. o ayrı konuşulacak bir bu. Ne değişti abi? geçen bir önceki yönetim ya biz artık Galatasaray'ın finansal durumunu düşünmeliyiz. Bu değirmenin suyu dönmüyor. Gençlere yatırım yapacağız. 180 derece tersi bir durum var. 100, hakikaten 100, yani şey değil 160-150 falan 160. değil 180. Evet. Ee, peki Okan Burun'un da bir açıklamasını hemen görelim. Bugün çok fazla top kaybı yaptık. Top kaybı konusuna değindik zaten. Böyle kaliteli oyuncuların bu kadar fazla top kaybı yapmaması lazım. Rakip kaleye de gittik. Orada üretken olmalıydık. Oyuncularıma söyledim. Onlara güveniyorum. Taraftarımız merak etmesin. İkinci yarı bunun dönüşü olacak. Bizlere ve oyunculara güvensinler. Şampiyonluk inancımızdan vazgeçmeyeceğiz ki Galatasaray bu arada bu son bir aylık dönemde en az maç oynuyor. Yani milli takım arası artı bayla beraber evet. bir ayda güçlü. iki maç evet. oynadı. Puan ortalamasını tekrar rica edebilir miyim arkadaşlar? Gerçi o da çok ciddi bir dezavantaj. Ee, o konu hoca da bunu söyledi yani. Bir de öyle bir durum. Hani Onun de bir maç programına göre de şey yapmıyorsun. Transferi de yani maç yoğunluğuna göre de yapmıyorsun. İkinin altında şampiyon yok. İki puan ortalamasının altında şampiyon yok. Ve şu an Galatasaray dezavantajlı durumda şu anki gidişatta. Evet. <laughs> yani yarış anlamında da dezavantajlı ya Çok başındayız aslında. Evet ya. başındayız yani ama küçük de olsa bir şey göster bize. Ben şeyi merak ediyorum ya. En çok top kayıp kimler yapmış Galatasaray'da? Onun listesi var mı? Top kaybı istatistikleri Galatasaray'da. Saşa Boyi 19. Kazımcan, Kazım o... Sergio Oliveira. Oliveira. Oliveira 16 mı? O bir Kinci de girmedim abi adam. Evet. Abi? Ne oldu? Biri demişti ya Oliveira ile ilgili bir şey demiş. Kim demişti? Yakınlar da. Yakınlar. Ee... Ama sonra araya şey giydi. Yakın akrabasını da kaybetti. Hani Evet. Ondan dolayı devam ettirmedi. Söyleyeyim. Yok. Birden kesildi ya. Hayır abi konu yani. Şimdi iki bekte de Maşallah var yani boy ile Kazımcan'da. Yalnız Kazımcan inanılmaz taç atıyor. Yani John Arner ise gibi. <laughs> yani evet. o Norveç ta milli takımı ama, neydi ya değil mi? Ama bir, tek bir sağdan bir soldan atıyorlar. Benzetebilirim yani başka bir şeyini benzetemiyorum. Arzu ederdim benzetmeyi. Ee... bu de bu maç aslında herhalde en vasat maçını oynadı sezon başlangıcına göre. Evet. Orada yine bir Dubois olsamı diyenler oldu. Yani Okan Hoca buradan bir çıkış arıyorsa Keskin bence mi? Demir Spor maçının o santforsuz bölümüne bir daha bakması lazım. Ya ona baksın diyorsun bu sefer işte yani şey doğru haklı yani bir Avrupa Kupası mücadelesi olmuş olsaydı şimdi ama haber vardı gazetede Kastamonu Spor'da Ziraat Türkiye Kupası maçında 47-48 bin bilet satılmış yani kapalı işe oynanacak. Harika bir şey Galatasaray taraftarı sahip çıkıyor. Bir yandan da e, bu rotasyona soktu oyuncuların şimdi normalde biz bu Türkiye Kupası maçlarının bu turlarda özellikle alt ilk takımlarına 3-5 bin kişi 7 bin kişi maks düşük atmosfer falan oynanır. Bu Galatasaray açısından önemli maç. Destek yani var. Tur geçer artı bazı futbolcuların bir ritme sokulması bir o tribün atmosferini teneffüs etmesi açısından moral kazanması açısından önemli bir maç idaresi, kadronun idaresi zor. Maç sayısı az olduğu için daha da zor. Yani sen diyorsun Mertens oynatsın. Icardi kaç maç üst üste yedekte tutarsın ve ondan sonra şey... Ya bilemiyorum işte yani... Hiç verim alırsın. Bir telaffuz etmeyeceğim şeyi de telaffuz ettim. Te telaffuz etmeyeceğimi düşündüğüm şeyi de telaffuz ettim yani. Musteri olmasın diyorum yani. Ya yok evet. çünkü şimdi Kazımcan orada olduğu zaman yani ne Fana ne Dubois. Önde Kerem formsuzken onu kesemiyorsun kesti denedi işte bu maç. E ne bileyim Abdülkerim'le ya şimdi en sonu kesemezsin. Abdülkerim'le Abdülkerim emin iyi. oynasa hayır hayır hay hay hay, hay, yani hay, evet, yani evet. yerli koymaya çalışıyorum ki evet. ön taraftaki o yabancı bolluğunu nasıl? yabancı sayısını arttırabileyim. Olmuyor bir yerden bir yerden alıp bir yere vermek Olansın gerekiyor. Nasıl ayarlayacağım. Aynen öyle. Ya yani bu bu kadar ben yani bu kadar dengesiz bir Kim kurulmuş ya. bir kadro yani çok az olmuştur herhalde. Bu kadar dengesiz. Galatasaray'ın kaç tane stoperi var? Emin var, Nelson Üç. var. 3. E, Abdülkerim var. 3 4. alternatif. Kaç şey. tane efendim? Dördüncü alternatif. Yani, ya bir şey çünkü Fanan belki çekebilir. Bir kırmızı olsa, bir maç içinde Adela çekse Fanan Oltu da yani çekilir de yani koyarsan Seferovic de koyabilirsin yani. Hani bu, bu boş olan... oynamışlığı var. Öyle Duba oynamış mı? Ya, yani. hem sağ kanat hem stoper hem orta saha oynamıştı bunun. Evet var var ne var? Yani taşıma su biraz işte yani o doğrudur. Ama Mertens'in var, Icardi'nin var, Matan var, işte Sergio Oliveira'n yani, var. Ama, ama ya dördüncü taraf Torrey, yok. Toray evet yani bu biraz Peki. planlama. Evet son bölümde de balon doğru konuşalım altın top Yakıştı. beklenildiği altın gibi top, Karim Benzema'ya gitti. Paris'te bir başka efsane Zinedine Zidane'dan aldı. Ee, orada da Thibaut Courtois yılın kalecisi seçildi. Mane ikinci olduğu onur ödülü aldı. Ee, yılın takımı enteresan bir şekilde değişiklik olsun diye <laughs> değişiklik olsun diye galiba. Abi. Yani Real Madrid o kadar müthiş bir sezon geçirdi ama Manchester City seçtiler. Onu ben de anlamadım abi. Kimse anlamamış zaten. <laughs> Neye göre? Thibaut Courtois da bize birbirimize baktık güldük diyor ve e, tabii en iyi futbolcudan sonra en iyi takımda Real Madrid seçmeyelim dediler herhalde. Muhtemelen. muhtemel. Ya futbolda şöyle bir şey var tabii. Zor e, kulüp yani şampiyonluklara bakıyorsun. Adam Şampiyonlar Ligi'ni kazanmış. La Liga'yı kazanmış. Zaten Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takım kendi ulusal liginde kazandığı anda konu kapanıyor. Konu kapanıyor kapanması lazım zaten. Onun üzerine zaten şöyle otomatik olarak da yılın kulübü olarak yani Manchester City ne yapıyor? sosyal sorumluluk problemi yani <laughs> toprağın altından çıkan milyar dolarları futbola basıyor futbol piyasasını suni genişletiyor diye mi ne yapıyor hepimiz daha fazla para kazanıyoruz futbol piyasası diye mi? O da zaten şeylere gidiyor yani. Messi ve Ronaldo uzun zaman sonra işin içinde olmadığı bir balondu. Messi hiç aday değildir. Ronaldo 20. Ronaldo 20. oldu. 20. oldu. Evet. Benzema için şu açıdan sevindim hangi açıdan. Şanslıydı. Çünkü genelde yazın olur ya büyük turnuvalar. Şimdi Dünya Kupası bu tip evet, ödüllerde doğru, çok doğru, belirleyici doğru. oluyor. Doğru. Evet. Yani atıyorum ya Mescim, Brezilya kazandı. Ar Neymar Ar uçtu. He, evet, o Ar zaman Ballon d'Or Neymar'a ne? giderdi veya tam tersi işte falan. Doğru ha, doğru. O yüzden e, Dünya Kupasının kış olması da Benzema'ya yaradı. Ha güzel. <laughs> Peki. O zaman noktalayalım Benzema'yı da. De tebrik edelim ve XV'de bu haftayı da noktalıyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. NTV Spor'un YouTube kanalının yeni içeriklerinden, XV'nin yeni bölümlerinden haberdar olmak için neler yapıyoruz? Abone oluyoruz. Sizden de alalım. Abone olalım, bildirimleri açalım ve <laughs> yorumları da Mesajlar, dört kelime yazsınlar mesajları yalnız. Mesaj çok uzun Ama okuyoruz. <laughs>